Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Yeni bir endeks analiziyle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Kasım ayını sonlandırdık ve Aralık ayına giriş yaptık. Bu hafta Aralık ayının ilk haftasını yaşıyor olacağız. Sevgili arkadaşlar, gerek mail grubundaki arkadaşlarımıza, takipçilerimize aylık ve haftalık olarak göndermiş olduğum bültenlerde ve gerekse ay başında yapmış olduğum analizimde bu ay için endeksin içinde bulunduğu koşullar itibariyle 92.400 seviyesinde bir pivot seviyesinin mevcut olduğunu ve bu pivot seviyesinin üzerinde kalabildikçe yönünün yukarı olabileceğini ve ilk hedefinin ise 96.241 seviyesi olabileceğini ifade etmiştim. Aşağısında kalınması durumunda ise bu seviyenin bir direnç konumuna gelmesi durumunda ise 84.000 seviyesine kadar geri çekilme olasılığı mevcut olabilirdi. Sevgili arkadaşlar, Kasım ayını, daha doğrusu Kasım ayına 90.200 seviyesinden girmiştik ve akıllardaki en ciddi soru 90.000 aşağısına gelir miyiz? Endeks 80.000'ler, 75.000'ler gibi daha vahim durumlara gelir mi şeklindeydi. Bu analizimde Kasım ayı başında sizlere göndermiş olduğum, daha doğrusu mail grubundaki arkadaşlarımıza göndermiş olduğum analizimde endeksin 90.000 aşağısına gelme ihtimalini çok zor gördüğümü ve 92.400'deki bu kritik seviyenin üzerine çıkılmak kaydıyla olumlu bir seyir içerisinde olabilme ihtimalini daha yüksek olasılık olarak gördüğümü izah etmiştim. Nitekim endeks Kasım ayı içerisinde arkadaşlar 96.282 seviyesini görebildi en yüksek. 96.282 neye tekabül etmekte arkadaşlar? Burada 92.400 üzerinde kalınması durumunda 96.241 seviyesine kadar bir yükseliş olabileceğini öngörmüştük. Nitekim endeks 96.282 seviyesine, yani şuradaki pivot direnç seviyesinin 40 puan kadar üzerine çıktıktan sonra tekrardan bir geri çekilme yaşamış ve sıkışık bir seyir ile Kasım ayını bitirmiştir. Daha doğrusu Kasım ayının son günlerinde olumlu bir seyre tanık olduğumuzu söylemeliyiz. 95.000 üzerindeki bir kapanışla sıkışık seyrin ardından olumlu bir kapanış yaşamıştır diyebiliriz. Arkadaşlar, zannediyorum bu aylık grafiğimde şurada görmekte olduğunuz beyaz eğrinin ne anlama geldiğini merak ediyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, yine Kasım başında göndermiş olduğum mail grubundaki arkadaşlara göndermiş olduğum analizimde endeksin 73 aylık çok kritik bir ortalaması olduğundan bahsetmiştim. Arkadaşlar, bu 73 aylık ortalama yaklaşık 25 yıldır endeksin muhafaza ettiği bir hareketli ortalama. Yani bu destek seviyesinin 25 yıldır 73 aylık hareketli ortalama desteğini hiç kırmamış. Sadece ve sadece bir kez kırmış. Bu da 2012-2002 krizine denk gelen küresel kriz dönemine denk gelmiş. Bunun haricinde genel olarak bu destek noktasına yaklaşımlarda tepkiler oluşmuş. Hatta şu bölgede çok çok ciddi şekilde bir yaklaşım olmasına rağmen buradan tekrardan bir dönüş yapmak üzere 120 binlere doğru ulaştığını görmekteyiz. O halde 73 aylık üssel hareketli ortalama endeks adına 25 yıldır devam etmekte olan çok önemli bir destek olarak kendisini hissettiriyor. Bu sebeple kritik dönemlerde çok karamsar ve olumsuz endeks koşullarında takip edilebilecek, bakılacak bir hareketli ortalama olarak akılda kalmasında yarar görmekteyim. Evet arkadaşlar, şimdi bu ay neler olabilir, bu hafta neler olabilir konusuyla devam edelim analizimize. Arkadaşlar, görmekte olduğunuz grafiğim haftalık bir grafiktir. Ben tekrardan bunu aylık grafiğe çevirmek istiyorum. Az önceki grafiğime dönmek istiyorum. Arkadaşlar, aylık grafik bazında baktığımız zaman endeksin bu ay için 94.266 seviyesinin pivot seviyesi olarak hesaplanmış olduğunu görmekteyiz. Yani 94.266 seviyesi üzerinde kalmaya devam eden, bu seviyenin aşağısına gelmeyen, bu seviyeyi bir destek noktası olarak kabul eden bir endeks seyrine tanık olur isek, bu ay için birinci direncimiz 98.581, 95,
98.600'ler civarında diyebiliriz. Bu seviyenin de aşılması ve destek konumuna gelmesi durumunda ise 100.600 seviyesi, ki biz bu 100.600 seviyesini biliyoruz arkadaşlar. Yakın geçmişte endeksin 100.000 üzerine yönelik yaptığı ataklarda bu bölgelerden bir dönüş yaşamıştı. Dolayısıyla şu anda pivot sistem endeksin yine aynı kulvara veya aynı radara girdiğini hesap ediyor ve 100.600 seviyesine dikkat çekiyor. Bu seviyenin de aşılması, bu seviyenin de destek durumuna gelmesi veya genel manada 100.000 seviyesinin, 100.000 direncinin destek konumuna gelmesi durumunda ise endeksin 104.900 veya 105.000'e kadar yükselebileceğine dair bir potansiyeli olduğunu, o seviyeye kadar yükselme ihtimal ve de şansının mevcut olabileceğini 100.000 üzerinde kalınmak şartı ve koşuluyla öngörebilmekte. Bu Aralık ayı için geçerli olan bir tablo arkadaşlar. Buradaki grafiğim aylık grafiktir ve dolayısıyla aylık pivot seviyeleri üzerinden sizlere durumu izah etmeye çalıştım. Şimdi ben tekrardan haftalık grafik üzerine dönmek istiyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz haftaya başlarken bilindiği gibi 93.000 seviyesi pivot seviyemizdi ve 93.000 seviyesi üzerinde kalınmak şartıyla endeksin yönünün yukarı eğilim içerisinde olabileceğini vurgulamıştık, analiz etmiştik. Ve ne oldu arkadaşlar? Geçtiğimiz haftayı biz 93.000 seviyesinin aşağısına hiç gelmedik. En düşük 93.043 seviyesini gördük. Şurada görmekte olduğunuz gibi pivot seviyemizde 93.038'di zaten. Tam pivot seviyemizin birkaç kademe üzerinden endeksin dönüş yaptığına ve bu seviye üzerinde kalabildiği için de endeksin yönünün yukarı olduğuna şahit olduk. Nitekim endeks 94.531 seviyesindeki birinci pivot direncini de aşmak suretiyle 96.000 seviyesine bir yaklaşım gösterdi ve haftayı da 95.416 seviyesinden tamamlamış oldum. Şimdi arkadaşlar, bu önümüzdeki haftayı dikkate almak kaydıyla endekste neler olabilir noktasını analiz etmeye çalışalım. Fibonacci renklerimi değiştireyim, biraz daha kolay anlaşılır olsun diye. Sevgili arkadaşlar, öncelikle bu hafta için pivot seviyemiz 94.854 seviyesi. 94.854 seviyesi kritik bir seviye, kritik bir destek olarak bu hafta takip etmemiz gereken en önemli seviye özelliğindedir. Bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsak, yani 95.400'ler seviyesinden kapanış yaptık ama olası geri çekilmelerde 94.800 aşağısına gelmiyor ve bu seviyeden tepki olarak derhal 95.000 üzerine tekrar yerleşebiliyorsak, bu noktada arkadaşlar 96.600 seviyesinin, 96.650 civarındaki bir bölgenin haftalık birinci pivot direncimiz olabileceğini, bu bölgenin de aşılması durumunda 97.350, sonrasında ise 99.150-200 seviyelerinin gündeme gelebileceğini pivot sistem kriterleri itibariyle görmekteyiz. Arkadaşlar, endekste önemli kritik bir durum söz konusu. Bu ise şudur: 96.200 seviyesi, 96.200-300 aralığı endeks için yakın tarihte geçemediğimiz, üzerine çıkabilmeyi başaramadığımız, kıramadığımız bir direnç özelliğinde. Burası neresi arkadaşlar? 23.6 seviyemiz olarak görmüş olduğumuz 93.357 Fibo direncini aştıktan sonra endeksin 38.2 direnci olarak tanımlayacağımız 98.750 seviyesine kadar bir yükseliş potansiyelinin var olduğunu sürekli olarak vurgulamış bulunmaktayız. Ancak bu iki bölge arasında 96.200-300 seviyelerinde oluşan bir ara direncimiz mevcut. Biz arkadaşlar bu ara direnci nereden görüyoruz? Sizlere hafta içerisinde anlık ve günlük yorumlar aktarmış olduğum Twitter adresimde 120 dakikalık grafiği kullanıyorum. Ve bu 120 dakikalık grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar, şu bölgede, yani %61.8 olarak gördüğümüz 95.351 seviyesinin aşılması durumunda bir sonraki seviye olarak şu bölgede bir yatay direncin oluştuğunu görüyoruz. Arkadaşlar, bu yatay direncimiz geçtiğimiz ay oluşmuştu ve 6 Kasım tarihinde oluşmuştu ve bu direnç bu tarihte de
aşılamamış. Şurada gördüğünüz gibi ise bir destek konumunu da üstlenmiş. Yani arkadaşlar bu tarihlerde destek konumunda olan şu hat 96.200-300 bölgesi yakın tarihte bir direnç görevini üstlenmiş. O halde bizim bu direnci de dikkate almamız gerekiyor. Yani bu direncin bu direnç bölgesine yaklaşımlarda endekste bir sıkıntı, bir huzursuzluk yaşanabilir. Bu noktada alıcıların ne kadar istekli ve güçlü olduğu, büyük hisselere ne ölçüde para girişinin olup olmadığını yakinen biliyor olur isek eğer bu direncin aşılıp aşılamayacağı konusunda biraz daha kolay fikir yürütebileceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi şurada görmekte olduğunuz, %23.6'ya denk gelen 93.357 seviyesi endeks için Fibonacci kriterleri itibariyle önemli bir destek olarak görülüyor. Bu desteğe kadar geri çekilme riskimiz elbette ki vardır. Eğer biz bu desteğe kadar geri çekilme yaşamaz isek veya bu desteği kırmak gibi bir durum söz konusu olmaz ise endeksin bir sonraki Fibonacci hedef noktası 38.2'ye denk gelen 98.700 seviyesini ifade etmekte. Biz bunu arkadaşlar pivot sistem değerlerimizden de anlayabiliyoruz. Pivot sistem ise endeksteki yükseliş ivmesinin devam edebilmesi bakımından 93.000'lere yani şurada gördüğümüz 93.350'lere kadar geri çekilme olmaksızın eğer endeks 94.850 seviyesi üzerinde kalabiliyor ise bu seviye destek olarak çalışıyor ise endeksteki yükseliş trendinin bir sıkıntı yaşamadan olumlu bir şekilde devam edebileceğini ifade etmekte. Bu durumda arkadaşlar net olarak takip etmemiz gereken eğer sadece ve sadece birkaç gün veya bir hafta 10 gün gibi bir süreci dikkate alarak işlem yapmaktaysanız veya net bir trend takibi içerisindeyseniz haftalık pivot seviyemiz olan 94.854 seviyesini özel olarak takip etmenizde en fazla 94.150 seviyesine kadar oluşabilecek olan bir geri çekilmeye müsamaha göstermeniz ve bu seviyeden hızlı bir tepki gelip gelmediğini izlemenizde yarar bulunmakta. Ama daha uzun vadeli bir yatırımcı mantığınız var ise yani bir ay, 1,5 ay gibi kısa orta vade diyebileceğimiz bir süreci dikkate alarak yatırım yapıyor iseniz bu durumda arkadaşlar Fibonacci kriterlerini daha ön planda tutabilirsiniz. Ve şu anda en önemli desteğimiz 23.6'ya denk gelmekte olan 93.357 seviyesidir. 93.357 seviyesinin üzerinde kalındıkça pozisyonda kalınabilir veya bu seviyenin bir destek olarak buralara kadar olabilecek olan geri çekilmelerde bir tepkinin oluşma ihtimalini öngörmekteyseniz bu durumda bu seviyelerden alım düşünülebilir. Maalesef 23.6 desteğinin net olarak kırılması durumunda gördüğünüz gibi bu bölgelere yani 90.000 aşağısına doğru kırılmalar yaşanabilmiş. Bu sebeple de bu noktayı dikkatle bir destek olarak takip etmekte yarar bulunuyor. O halde arkadaşlar bu hafta 94.850 seviyesi bizim için son derece önemli. Çok kısa vadeli olarak bakıyoruz ve bu kısa vadeli bakış açımız itibariyle de 94.850'nin üzerinde 96.200 noktasının yani şu bölgenin önemli olduğunu ifade etmiştim. 96.200'de bir zorlanma olmayıp da bu seviye kolaylıkla aşılabilir ise eğer 96.700 seviyesinde bir pivot direncimiz mevcut. Bu direncin de aşılması durumunda 97.350 ve 99.000 seviyeleri gündeme gelebilirmiş. Arkadaşlar bankacılık endeksiyle ilgili olarak bir önceki videomda anlattığım olumlu görüntü bu endeksteki veya bankaların genel anlamda olumlu seyri elbette ki endeksi de tolere edecektir, onu da force edecektir. Endeks adına bankacılık endeksinden ve bankaların yarattığı ivmeden gelebilecek olan destekle endeksin 100.000 seviyesine ulaşabilmesi mümkündür. Ve 100.000 direncini son dönemlerde bir türlü aşmayı başaramadığı 100.000 psikolojik direncini bu kez biraz daha güçlü, istekli ve kararlı bir şekilde aşmayı düşünebileceği kanaatindeyim. Neden bu kanaati taşıyorum arkadaşlar? Yılın son ayı içerisindeyiz. Yılın son ayı itibariyle, kalan son günleri itibariyle özellikle yurt dışındaki büyük fonlar Christmas'a girmeden, Noel tatillerine girmeden
hesaplarını kapatmak adına, yatırımcılarına hesap vermek adına, bir iyi bir bilanço sunabilmek adına, geçmiş yıllarda gördüğümüz gibi bir yıl sonu rallisi niteliğinde bir hareketlilik başlatabilmekteler. Bu böyle bir hareketliliğin bu yılda başlamaması için bir sebep bulunmuyor. Sevgili arkadaşlar, tabii ki sebep bulunmuyor derken genel anlamda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, şunlar bunlar, bunların hepsi için amenna, bunların hiçbirisine bir şey demiyorum. Ama borsada maalesef 2 çarpı 2 hiçbir zaman için 4 etmez. Düne kadar endeksin 110-120 binler seviyesine ulaştığı günlerde ekonomik yapımız çok mu mükemmel durumdaydı? Hayır, değildi. Bizim borsamız %65'lere yakın bir seviyede, yabancının kontrolü altında ise yabancının bu borsaya, BIST endeksine, bizim borsamıza bakış açısı esas olacaktır. O eğer para kazanmayı düşünüyorsa yeri geldiği zaman birçok detayı görmezden gelebiliyor. Eğer canı farklı bir şekilde hareket etmek gibi bir düşünceyi ön plana çıkarıyor ise öyle bir durumda ortalık güllük gülistanlıkken bile, hiçbir sebep ve neden yokken bile satışlar yapabildiğine tanık olduk. Yabancının alım ve satım yapması konusunda bahanesi asla bitmez. Şimdi arkadaşlar, endeksle alakalı olarak bu görüntüyü sizlere arz ettikten sonra endeksin bir de 120 dakikalık görünümünü ele alarak pazartesi günü itibariyle endekste hangi noktalara dikkat etmemiz gerektiğini bir ortaya çıkarmaya çalışalım. Arkadaşlar, bu 120 dakikalık grafiğimizde kısa vadeli olarak seans içi yorumları bu grafik üzerinden yapıyordum, biliyorsunuz. Şuradaki yatay kırmızı hattımız 96.200 seviyesini göstermekte ve arkadaşlar şu anda takip etmemiz gereken 95.351 seviyesindeki direnç noktamız, kapanışımız 95.416 ile bu direncin üzerinde gerçekleşti. Eğer bu direnç üzerinde kalıcı olabilirsek bu noktada endeksin ilk etapta bu direnç üzerinde ilk etapta 99.500'lere kadar, yani 99.549 seviyesini ifade etmekte, 99.500'lere, yani klasik yuvarlak ifadeyle 100.000'e doğru bir hareketlilik yaşama ihtimali teknik olarak oluşmuş olabilecektir. Tabii ki burada bir kez daha söylüyorum, 96.200 seviyesindeki ara direncimiz, yani şu bölge ve şu bölgelerdeki 98.000'ler civarındaki ara dirençlerimizde de temkinli olmak gerekiyor. Bu ara dirençleri haftalık pivot direnç seviyelerinden veya günlük olarak pivot direnç seviyelerinden takip etmeniz üzere bulabilirsiniz, tespit edebilirsiniz. Her günde zaten düzenli olarak ben haftalık olsun, günlük olsun endeksin pivot değerlerini mutlaka Twitter üzerinden yayınlıyorum, bildiğiniz üzere. Sevgili arkadaşlar, pivot mevzusuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde belki ayrıntılı bir çalışma aktarabilirim ama özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Pivot verilerini birçok pivot denilen formülün birçok farklı versiyonları vardır. Bildiğim kadarıyla 7-8 ayrı, hepsinin de adı pivot olan değişik formüller vardır. Benim kullandığım formül çok başka bir formüldür. Sistem pivot sistemdir ama kullanmakta olan formül tamamıyla başka bir formüldür. Dolayısıyla her pivot sistemin verisi aynı sonucu vermeyecektir. Sıklıkla soruyorsunuz. Başka sitelerdeki veya başka analiz programlarındaki pivot destek ve dirençleriyle sizinkiler neden birbirini tutmuyor şeklinde çok soru almaktayım. Benim kullandığım formül çok başka bir formüldür arkadaşlar ve yapmış olduğum testler sonucunda da en başarılı sonuçları veren, en net bir şekilde destek ve direnç noktalarını yakalayabilen, tespit edebilen sistem olduğu için de ben bu formülü, bu sistemi kullanmaktayım. Nitekim sürekli de örneklerini görmektesiniz. Pivot sistem bir şekilde en yakın destek ve direnci yakalayabiliyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, son olarak analizimi bitirmeden önce yabancıların bu Kasım ayında neler yaptıkları sorusuna bir cevap bulmaya çalışalım isterseniz. Onlar nasıl bir seyir içerisinde olmuşlar? Şimdi arkadaşlar, bir takas tablosu çağırdım ve burada kurum tarihsel diyelim arkadaşlar ve yabancıları işaretlemek kaydıyla, yabancıları seçmek kaydıyla 1 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında yabancıların en fazla hangi hisselere ilgi gösterdiklerini anlamaya çalışalım. Lot farkı olarak bakacak olursak arkadaşlar, lot bazında yabancıların en fazla koza,
Türk Hava Yolları ve Şok Market. Ardından Yapı Kredi Bankası, Türk Telekom şeklinde sıralandığını görmekteyiz. 48 milyon, 49 milyon lot civarında Kozay'a yatırım yapılmış. Türk Hava Yolları'na 38 milyon lot civarında bir alımları söz konusu olmuş. En çok lot bazında sattıkları hisseye bakacak olursak, Kardemir'de 88 milyon gibi ciddi bir satış var. Vakıfbank, Ereğli ve Trakya ise aşağı doğru sıralanmakta. Burada arkadaşlar anlayabileceğimiz en önemli nokta ne? Bankalar üzerinde bir ilgi varmış. Garanti Bankası, Akbank, zaten bu iki bankanın analizini de bu hafta yaptım. Bir YouTube'daki video analizlerden bunu izleyebilirsiniz. Garanti ve Akbank üzerinde yoğunlaşan, bankalar nezdinde yoğunlaşan bir alım ilgisi mevcutmuş. Bir de arkadaşlar TL bazında bakalım isterseniz. Evet, TL bazında da en büyük para girişi, en büyük yatırım Türk Hava Yolları için olmuş. İkinci sırada Garanti Bankası'nı görüyorum. Üçüncü sırada ise Akbank'ı görmekteyim. Dolayısıyla bu hafta Garanti ve Akbank ve bunların özelinde Garanti, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve bunların özelinde genel olarak bankacılık endeksine özel bir analiz koymamdaki neden de buradaki tablodan kaynaklanmakta. Sevgili arkadaşlar, umuyorum ki önümüzdeki hafta çok daha güzel, çok daha kazançlı ve bereketli bir hafta olur. Şu anda devam etmekte olan G20 zirvesinde liderlerin, ekonomi kurmaylarının olumlu mesajlar verecek şekilde günü veyahut da bu toplantıyı tamamlamaları da tabii ki önümüzdeki haftanın çok önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmakta. Yine arkadaşlar Cuma günü itibariyle Dow Jones'un 0.79 gibi bir artıyla kapanış yapması ama hepsinden de önemlisi 25.500 seviyesinin üzerinde kapanış yapması çok anlamlı bir kapanıştır. Son dönemlerde Amerika endekslerindeki olumsuzluk bütün küresel endeksleri etkilemekteydi. Dolayısıyla 24.000'e yaklaşırken tepki bulması ve 25.000 üzerinde kapanış yaşaması küresel piyasalar açısından da olumlu bir etki yaratabilecektir. Aynı zamanda S&P'nin de 0.81 oranında yükselişle kapanış yaşadığını görüyoruz Cuma günü itibariyle. Bir diğer yandan VIX korku endeksinin ise volatilite endeksinin ise bir gerileme kaydettiğini, bu endeksin 20 seviyesinin aşağısında olmasının daha olumlu olduğunu sürekli vurguluyorum. 20 seviyesinin üzerinde olması küresel piyasalara olan güvensizliği veya dalgalanmaların yüksek olabileceği adına endişeler yaratıyor yatırımcılar açısından. Sonuç itibariyle 20 seviyesinin aşağısında %4'e yakın bir değer kaybı yaşamış doğudaki olumlu tablo gereğince. Bu açıdan da bir sıkıntı söz konusu değil. Zaten uzak doğu endeksleri ise olumlu kapanışlar yaşamışlardı. Sadece Avrupa biraz sıkıntılı, biraz temkinli bir kapanış yaptı Cuma günü. Zannediyorum ki pazartesi günü itibariyle eğer ki bu hafta sonu G20 zirvesinde olumsuz bir tablo oluşmaz, ekonomi kurmayları veya başkanlar özellikle ABD ve Çin arasındaki gerginlikle ilişkili olarak ekstra bir restleşme, tatsız bir söylemler veya beyanatlar olmaz ise haftaya iyimser, olumlu ve güzel bir başlangıç yapmamız beklenebilir. Şimdilik analizim bundan ibarettir. Umuyorum ki önümüzdeki hafta çok daha başarılı, çok daha kazançlı bir hafta olur. Hoşça kalınız, iyi günler dileklerimle.